Peki Onyakur'dan biraz da bahsedelim. Tekrar Onyakur'a kiralanmış sevgili izleyenler yine dönebiliriz. Arda Turan haberlerin hemen yanımda göreceğimiz bir detay bu. Bir buçuk yıllığına geri döndü Onyakur'u. Florya'da oturacağı evi tutmuş. Fenerbahçe son anda devreye girdi ama Galatasaray'da ısrarcı oldu oyuncu ve Monaco'yu da ikna etmişler. Rusya'dan da teklifler varmış oyuncuya bunu da söyleyelim. Ama oyuncu Fatih Terim faktöründen dolayı sarı kırmızılardan yana kullanmış o şansını. İkinci yarı hücum planlarını o zaman Falcao ve Onyakur üzerinde mi kuracak? Beklenti yüksek. Babaya'dan beklenen anlamamıştı. Çok uzun süredir konuşuluyor zaten yaz transfer döneminden itibaren dahi Direkt konuşuyoruz. Direkt akla gelen oyuncuların başında geliyor. Yani hı hı. Fatih Hoca takımın hızını arttırmak, tempolu bir Galatasaray yaratmak için işte sol tarafa arkasında Saratçı, önünde onyekuru böyle bir formül hı hı. planlıyordu ee, bir kere devre arası transfer transferlisidir onyekuru bildiğiniz bir oyuncu ee, yani en Enzoğlu seri ya da ne bileyim Lemina gibi bir adaptasyon dönemi yaşamayacak yani sonuçta geldiği anda direkt takımda oynayacak ve kabul görecek evet. bir oyuncu ee, onyekurudan çok büyük beklentiler olduğunu biliyorum yani Fatih Hocan hiç düşünmeden hı hı. istediği üzerine e, işaretlediği oyuncuların başında geliyor. Oyuncu da çok istekli ama tek handikapı oynamadan geliyor oluşu. Yani Monaco'da hmm. çok fazla süre almadı. Monaco'da bir hoca değişikliği oldu. Jardim gitti. E, Jardim'in ayrılığından sonra acaba Onyekuru'da bir problem, bir pürüz çıkar mı? Kaygısı oluşmadı değil. Ama benim aldığım bilgiler işin çözümlendiği hmm. şeklinde. Sadece aradaki problem Onyekuru 6 aylığına mı geliyor 1,5 yıllığına mı geliyor? transfer artık an meselesi dedi. Menajeri de bir açıklama yaptı biliyorsun. Oyuncuyla alakalı takım gazetesine gidelim. Spor kapak sayfası Onyekuru an meselesi demiş. oyuncu menajeri diyor ki Onyekuru Galatasaray'a dönme ve iyi bir sezon geçirme konusunda çok istekli. Şu anda kulüpler arasında son detaylar görüşülüyor açıklama bu yönde. Oyuncu menajerinin Galatasaray'a yakın olduğunu, Vilyan Davilla olduğunu. Evet. Hatta bana göre Galatasaray sportif direktörü TV yani tırnak içinde desem abartı olmaz hı hı. herhalde. Çünkü Galatasaray'ın son yıllardaki bütün operasyonlarında aynı isim var. Aynen. Milyan da villa. Talişka için neler söyleyeceksin? Yorumun ne olacak merak ediyorum. Gidelim bir kez daha takvim gazetesine. Aslan'ın Talişka çılgınlığı Sambacı için Galatasaray resmen düğmeye basmış. Sevgili izleyenler, bir buçuk yıl için yedi buçuk milyon euroyu gözden çıkarmak mantıklı duruyor mu? Belhanda ile yollar ayrılacak mı? Bu mantıklı duruyor. O zaman? Yani bu ligde fark yaratacak, e, transfer ettiğinizde sizi hedefe götürecek, şampiyon edecek bir oyuncu hı hı. tanımına uygun oyuncudur Taliska. Taliska'yı transfer ederseniz direkt hakikaten sizi hedefinize e, ulaştırabilir. Ben hakikaten Galatasaray olur, Trabzonspor için Doğru bir de ismi geçiyordu. O da Guangzhou'da e, mutsuz galiba. Beni heyecanlandırıyor. Yani, Taliska'yı bildiğimiz bir oyuncu ve e, hani bir takıma gidip o takımda fark yaratma. Yani Türkiye'de mesela fark yaratacak kaç tane oyuncu sayabilirsin? Şurada 5. Hı hı. Bu mesela Gustavo aklıma geldi. Ya da Atiba. Bunlar fark yaratacak oyuncular. Ya da Galatasaray iyi dönemde fegoli İyi olursa tabii ki Falcao, sağlıklı olursa. Dolayısıyla e, Taliska transferi direkt şampiyonluk e, yolunda çok önemli bir hamle olur. Galatasaray Çin Kulübü ile en yakın zamanda masaya oturacakmış sevgili izleyenler. Çıkan haberler taraftarları da tabii heyecanlandırmış durumda. Bakın neler yaşanacak. Talisca da transfer listesine girmiş gibi gözüküyor. O da e, Türkiye'ye dönmeye sıcakmış. E, hoca Belhanda'yı düşünmüyor. Yani evet. Belhanda'yı işte bir taşla iki kuş. Hem Belhanda'dan kurtulacaksınız, hı hı. maaş şükründen kurtulacaksınız ama Talisca gibi önemli bir oyuncuyu transfer edeceksiniz. Peki devam edelim. O kadar çok haber var ki. E, transfer Rizat. dönemi normal. Aynen. Saraçı geliyormuş. Takım gazetesindeyiz bu sefer. 15. sayfa ekranlarımızda. Leipzig'in sport direktörü Saraçı'nın Galatasaray transferi için konuşmuş. Ve şöyle söylüyor. Sadece evrak işleri kaldı. Transferi bitirdiğini Uruguaylı Solbek'in yarın İstanbul'a gelmesinin beklendiğini yazdı dış basın. Markus konuştu. Kulübün sportif direktörü böyle bir açıklama yaptı. Çok genç bir oyuncu. Bir sol bek ihtiyacı da zaten ortaya konuyor siz yorumcular tarafından. Sara doğru bir isim mi? Alman ekibine ücret ödenmeyecekmiş. Sadece oyuncunun maaşını karşılayacakmış Galatasaray. Ee, son derece uygun, çok potansiyeli olan bir oyuncu. Ee, biraz ben de araştırdım. Ee, yani Mustera Torpil ile gelmiyor. Hakikaten yetenekli bir oyuncu. Bana biraz Alex deks transferini andırıyor. Hı hı. Ee, Fatih Hoca'nın da istediği o tempolu, e, sürekli beklerin öne çıkmasını e, düşündüğü sisteme çok uygun bir profil. Yani Sarakçı-Onyekur ikilisi çok tempolu, hızlı bir Galatasaray için Hı -hı. bence ideal bir ikili olur. Bu arada telaffuz da doğru, Sarakçı. Sarakçı, evet o konuda kafa karışıklığı vardı, Sarakçı diyenler vardı. Sarakçıymış, Saratçı. evet ben Aynen. de onu öğrendim. Peki... Diğer saat devam ederiz Galatasaray'ın transfer gündemine. Dediğimiz gibi isim volduğu e, yaşadığımız günlere geldik artık transfer sezonuna. Şöyle bir fotomaç gazetesinin kapak sayfasına da gidelim. E, Fenerbahçe adına kimler yazılmış, çizilmiş? Şöyle bir sizlerle buluşturalım istiyoruz. Fenerbahçe sayfaları ekranlarımıza e, geliyor. Fotomaç gazetesinin kapak sayfası da göreceğimiz ilk sayfa. Bir klasik Nevzat. Evet. Fenerfa yazılmış yine Flash Fener, flash Fenerbahçe'de bir Galatasaray, bir Trabzon, bir Fenerbahçe ama hep Fenerbahçe daha çok yazılan daha bir. oyuncu. Daha çok yazılıyor. Evet. 32 yaşındaki Fransız 10 numarayla Fenerbahçe'den önce Galatasaray'da ilgilenmiş. Ama anlaşma sağlanamamış. En son ren forması giymişti. Sezon başından beri boşta galiba. Yani doğru yani bir hamle mi? Yani bunu Fenerbahçe yaşında... nasıl yakıştırıyorlar? Fenerbahçe Allah aşkına yani ben Arpa'yı gerçekten düşünüyorsa pes derim. Yani Fenerbahçe'nin daha genç, daha tempolu, hı hı. daha ne bileyim başarıya aç bir transfer yapması lazım. Ben Arfa evet kariyer olarak çok önemli bir kariyer ama kendisine takım bulamamış bir oyuncudan bahsediyoruz ve inişe geçen yaşı da 32. O yüzden e, ben çok ihtimal vermemekle beraber eğer Fenerbahçe Ben Arfa'yı transfer edecekse bunun çok yanlış bir transfer hı hı. olacağını düşünüyorum. Bana göre doğru değil. Bana göre Fenerbahçe daha genç, daha başarıya aç, ee, soru işaretleriyle e, gelmeyecek bir transferimiz var. Ya bundan birkaç sene ya önce Max yazıldığında tabii kağıt üzerine daha mantıklı duruyordu ama dediğin noktalara katılsam ben de. Zaten de Max Kuruzda var. Hani Max Kruse'nin adaptasyonu, Max Kruse'nin geri dönüşü önemli senin için şu an. Max sezona iyi başladı, sonra bir sakatlık vesaire, şu an toparlanamadı. Ama sen Ben Arfa'yı düşünüyorsan Max Cruze'den vazgeçiyorsun demektir. Yani kaldırmaz zaten Max Cruze ile Ben Arfa'yı bir arada. Peki devam edelim. Foto Maç gazetesinin 3. sayfası da ondan bahsetmiş. Hem de geniş şekilde yer vermişler bu transfer haberine. Fenerbahçe Fransız Yıldız'la ilgileniyor dış basında da yazan haberler hep bu yönde. Bir Fransız yayın organı özellikle sürekli bu haberleri yapıyor. Boşta oyuncu 32 yaşında bilgi almış oyuncu hakkında Fenerbahçe ve teklif yapmaya hazırlanıyormuş sevgili izleyenler. Peki bakalım bu konuyla ilgili neler yaşanacak. Şimdi bir haber daha gözüme çarptı. Ben Arfa'yı yine konuşuruz yeri geldiğinde. Savunmaya da takviye yapacak Sarıla Sarı lacivertler Marcelo gündemdeymiş eski Beşiktaşlı oyuncu. Bir takas formülü gündeme geliyor. Matias Zanka ile Marcelo'yu takas etme yönünde girişimleri var. Lyon'da bu sezonu da galiba 15 maçta şans bulmuştu Marcelo. Savunma için doğru bir adres mi? Marcelo benim beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Ya yani ayağı iyi. E, ligimizi bilen bir oyuncu. Hı, hı. E, vallahi Zanka eğer bir takas olacaksa fevkalade olur. Şimdi Kayver ismi de geçiyor. O ama da espialle yazılmış. Evet, aklıma var. Ayağı iyi yani Fenerbahçe'de biraz ağır olabilir yaş itibariyle. Burada Serdar'ın performansı önemli. Fenerbahçe bir kere hata yapma lüksü yok. Yani stopere iyi bir transfer yapmak zorunda. Kayar olabilir, Marcelo olabilir ama Marcelo da de bizim bildiğimiz oyuncular. Ya yani her ikisi de bence Fenerbahçe formasıyla başarılı olabilecek oyuncular ama Zanka ile hı hı. devam etme, e, açıkçası Fenerbahçe açısından kabus gibi, öyle diyebilirim yani. E, ma ya Kea ile ilgili de haberler var ama farklı farklı kaynaklarda farklı haberler var Nevzat. Hepsine bir bakalım, senin duyumun var mı soracağım Fatuma? üçüncü 3. sayfası e, Simon Kea'nın SPL'e gideceğini iddia etmiş. Daha doğrusu böyle bir iddia var, bunu haberleştirmişler. E, Mundo Deportiva'da yer alan bir habermiş bu, Atalanta'da şans bulamıyor. Avrupa Şampiyonası finallerinde yer almak istiyormuş. O yüzden Serie A'da düşme hattında yer alan bu ekibe gidecek haberleri varken Fanatik de diyor ki Marcelo Atalanta'ya Kea Fenerbahçe'ye gelecek demiş. Fanatik'in 3. sayfasındaki haber de bu. Yani o da mantıklı. Ee, Marcelo tabi hepsi birbiri e, bağlantılı ve ilişkili hı hı. isimler.